Arkadaşlar merhaba. 21 Nisan 2022 İzmir Şirinyar Hipodromu'ndayız. İzmir'de Perşembe günü itibariyle tam 9 koşulu bir program var. Evet arkadaşlar İzmir'de bugün bu 9 koşulu programla ilgili neler yapabiliriz? Ama ondan evvel tabii ki bir gün evvel Adana'daki premium kuponumuzdaki başarıdan söz etmemiz lazım. Gerçi bunları biz web sitemizde falan da yayınlıyoruz. Web sitemize bakıyorsanız eğer. Burada teklerimiz de oturdu. İşte gördüğünüz gibi 84 liraya 24.255 lira arkadaşlar. Bazı premium üyelerimiz de tutturmuş diye biliyoruz. Evet. Arkadaşlar şimdi bugün ne var elimizde ona bakalım. Burada İzmir Şirinyar Hipodromu'nda 9 koşulu programda birinci koşuyla beraber altılı gayen, birinci altılı gayen başlıyor. Evet, burada 17-15'teki bu mücadelede arkadaşlar İzmir'de güne tekle başlıyoruz. Evet yine bakın ne güzel teki veriyoruz birinci koşudan. Dün de verdik teki. O da geldi birinci koşudan hatırlarsanız eğer İstanbul'u 3 numara demiştik ve 3 numara geldi. Şimdi burada da 2 numaralı Okaz'ı Muhammed Mirbilgin'le Banko arkadaşlar. Güne Banko ile başlıyoruz. Kaldı ki burada rakipleri, tabii bu ilk ayakların sendromu var. Hani o bir kere Allah'ın emri. O sendrom gördünüz zaten. Dün İstanbul ikinci altının ilk ayağında flash'i görmüyor. Öyle bir şey gelmiş 33 kayan yanına. Evet arkadaşlar şimdi burada bu Okaz'ı bizim normal şartlar altında kazanmasını bekliyoruz arkadaşlar. Bir aksilik olmasa zaten son koşu hep İzmir'de. Muhammed Mirilgin de 3 koşudur biniyor. Ve şartlı 2, şartlı 3, satış 2. Şimdi satış 1'e denk geldi. Tam böyle dişine uygun yer burası. Bu atın kazanması için ideal faktörler hepsi bir araya gelmişler. Magic Apple'a 6 boy, Magic Apple'dan 6 boy yemiş de önemli değil. Yani burada şu anda dişine göre olan rakipleri de var. Bir şekilde burada birinciliği görüşecektir düşünüyoruz. Rakiplerine noktasında tabi burada 5 numaralı Filberta var. Filberta'dan da ters bir koşu çıkabilir rakibi noktasında. Burada Mustafa Çiçek gibi tecrübeli bir jokey biniyor bu sefer. Şu ana kadar öyle çok fazla tecrübeli bir jokey binmedi bu sapkanın üzerine. Yani ne zamandan beri? 9 Mayıs 2021'de bir Gökhan Kocakaya binmiş. Daha sonra Bursa ve Kocaeli'de bazı birincilikleri var. Ondan sonra da kendini adeta inzivaya çekmiş, tabelaya girmekte zorlanmış bir safkan. Fakat bu grupta Okazı'nın hata yapması halinde çok uygun. Burada Filberta da rakibi. Bunların arkasından da 6 numaralı Açık Ara diyoruz. Açık Ara'nın da burada büyük bir sürpriz olur. Yani bunlar artık ikincilik için tabii. Onu söyleyeyim bizim bankomuz net. Burada Okazı 2 numara. Güne Banko ile başlayacağız. Burada İzmir'deki bir safkan, yani İzmir safkanı bu Açık Ara. Herhangi bir şu ana kadar çok büyük bir başarısı yok arkadaşlar bu safkan Alaaddin Külünlük'le. Fakat ne olsa olsun çalışmaları güzel, gayet güzel çalışmaları var. Bu çalışmalarını yarışa yansıtırsa ters bir şey olabilir mi? İkinci olabilir arkadaşlar. Ve 3 numaralı Dragon Pearl diyoruz Sinan Özen'le. Lionheart yavrusu. Bu da Adana'dan geldi. Yani İzmir'de de daha evvelden Handikap 14 ve Handikap 15'lerde iki tane arka arka birincilikleri var. Sinan Özen tabi burada güzel bir idareyle bir şeyler yapmaya çalışacaktır bu safkan içinde. Böylece burasını 2 banko ama rakipleri 5-6-3 diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun bundan sonraki bölümü premium üyelerimize ait. Zaten Ankara'yı full olarak açık bir şekilde verdik. Onu izleyebiliyorsunuz. Ama İzmir ve İstanbul arkadaşlar çok seyrek vereceğiz onu. Yani çok fazla ümitlenmeyin. Premium üyeliğe davet ediyoruz sizi. Davet etmeye de devam edeceğiz. Yavaş yavaş tabii ki premium üyelerimizin durumu yani adetine göre belirli bir adetten sonra otomatikman hemen hemen tüm koşularımız tamamıyla kapalı olacak premium üyeliğe ait. Çok seyrek bu sefer.
açık olacak çok seyrek bir şekilde. Yapmış olduğumuz çalışmalar bu yönde. Herkesin tabii ki anlayışla karşılayacağını düşünüyoruz. Gayet güzel üyelerimiz para kazandırıyoruz arkadaşlar şu ana kadar. Biliyorsunuz herhangi bir kimseden hiçbir videomuz için para istemedik. Tabii ki burada 2 yılı aşkındır 2500'den fazla videoda binlerce lira yani belki de yani bir Ankara yarışı kazandırdık geçen sene arkadaşlar. Ne kadar verdi bilmiyorum 3500 mü 2500 mü 1500'lü bir rakam verdi ama normalde bilmiyorum ama birçok üyemiz kazandığı için herkes 10-15 bin lira beklerken 2000-3500 lira bir para verdi. Yani burada önemli olan gündemi yaratan tahmin ekibiyle birliktesiniz. Yani siz bunu bulmuşsunuz şu anda. Bunu dinliyorsanız mesela şanslısınız. Çünkü birçok 100 bin kişilik bir her gün oynayan at yarışı ailesinden yarışsever ailesinden sizler bizi bulduğunuz için otomatikman şanslı olan konuma geçiyorsunuz. Ha bunu değerlendirip değerlendirmemek tabii ki sizlerin elinde arkadaşlar. Evet, herkese İzmir'le ilgili bol şanslar diliyoruz. İzmir'de bu 9 koşulu programda gayet de cazip bir program var arkadaşlar. Tam baktığımız zaman 2 tane tekimiz, 4 tane alternatif bankomuz var bu arada. Onu da belirtelim ki bir tane teki zaten duydunuz birinci koşuda. Ve geri kalan bir tane tekimiz ve 4 tane de alternatif bankomuz var. Bunların hepsini öğrenmek isteyenler tabii ki davetli arkadaşlar. Hepimiz bir aileyiz sonuçta. Tabii ki ben de ekip arkadaşlarımın aldığı karar doğrultusunda onlara karşı bir şey söyleyecek durumum yok. Çünkü belirli bir bilgi akışı var. O konuda da sizlerin takdirine bırakıyoruz. İzmir'de gayet güzel bir koşu günü bugün. Yararlanmanızı istiyorum arkadaşlar. Gerçekten canı gönülden istiyorum hem de. Hani burada bazı arkadaşlar konuyu para olarak algılıyor. Aslında öyle bir şey yok. Biz zaten yani yurt dışına bağlı iş yapan insanlarız yurt dışında ve bir şekilde benim bağlı olduğum şeyler de yurt dışına bağlı çalışıyor. Yani sonuçta YouTube'dan bakın YouTube'u bilen bilir. Buradan herhangi bir gelir yok arkadaşlar. Yok yani bir atıyorum bir showman değilsiniz atıyorum Enes Batur değil mi yani Türkiye'de mesela. Hani öyle bir şey olmanız lazım ki para kazanabilirsiniz ya da ne bileyim bir X kişi olsanız belki para kazanabilirsiniz ama bizim şu anda sadece tahminler üzerinden biz kendimiz bir misyon edindik. Biz onu gerçekleştiriyoruz. Ancak bunun kullanıldığını fark edip ve bu insanların bizim bilgilerimizle para kazandığını düşündüğümüz için ekip olarak aldığımız bir kararı uygulamak zorundayız. Yani bunu da hep söyleyeceğiz, söylemeye de devam ediyoruz. Ha, diğer insanlar ne algılar? İşte yok efendim paraya gidiliyor, yok işte paraya tamah ediliyor falan filan. Yok arkadaşım alın hesaplayın. YouTube'dan kazandığımız bir para yok. Yani bilenlere sorun. Evet, herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.